Ve girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi kurucularından Nihal Olçok aradan geçen 4 yılı değerlendirecek. Kendisi telefon attığımızda. Nihal Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. 4 yılın ardından size bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Hem eşiniz ve oğlunuz için hem de yakınlarınız için. Nihal Hanım, aradan geçen 4 yıl içerisinde neler değişti ya da değişmedi? Yani ben de benimle beraber 250, yani ben artı 250 şehidim ailesinde çok şey değişti. Hayatımızın akışı, hayat düzenimiz, ilişkilerimiz, dünyaya bakışımız, o kadar fazla değişen şey var ki hangi birinden bahsedeyim? Yaşam kalitemiz, her şeyimiz değişti. Nihal Hanım, bireysel yaşamınızda, günlük hayatınızda tabii ki çok şey değişmiştir. Bütün hayatınız alt üst oldu tabii ki. İsterseniz biraz işin siyasi taraflarına bakalım ve hukuki taraflarına bakalım. Önce hukuki olarak neler değişti? Herhangi bir ilerleme, herhangi bir gelişme var mı adalet arayışınızda? Vallahi yani adalet derken kime, neye göre adalet, ona bir konuşmamız lazım. Bu olaylar ilk başladığında idamla başladı. Finalinde beraatler görüyoruz. Yani haberimiz hiçbir zaman şehit aileleri olarak hiçbir zaman sağduyumuzu kaybetmedik. Şunu demedik. Yani suçlu suçsuz herkes ceza alsın. Böyle bir şeye asla onay vermedik. Çünkü biz gerçekten bir defa o şehit ailesi olmanın, şehit yakını olmanın vakarını taşımaktan hiç vazgeçmedik. Fakat iş mevzu siyasi olarak işte idam başlayıp finalde de içeride kalanların hiç güçsüzler ve garip gureba, yani vatanımın, Anadolu'nun garip insanlarının içeride kalıp güçlü, zengin, borsalarda paralarını kullanabilecek yetenekli olan insanların serbest kalmaları tabii ki üzücü. Yani adalet derken hangi adaletten bahsediyoruz? Kime göre adaletten bahsediyoruz? Anlatabiliyor muyum? Yani mevzu burada bu. Evet. Yani biz hatırlarsanız televizyonlarda üniforma falan bile, renkleri bile seçilmişti ama o mahkeme salonlarına gelseydiniz görürdünüz. Yani hepsinin, tanıkların hiç öyle bir demoralize olmuş halleri yoktu. Kiminin saçı uzamış, kiminin işte topuz yap, yani çocuklar böyle, gençler değişik değişik saçlar yapmışlar. Bir şey bekliyorduk, hani dövme falan da yaptırırlar uzun vadede. Evet, adalet arayışı kime göre, neye göre dediniz. Tabii ki vicdanları yaralamaya da devam ediyor bu süreç. Bir de aradan geçen zaman içerisinde olayın hukuki boyutlarının yanı sıra siyasi boyutları da oldu. Siz bu yönüyle de pek çok eleştiride bulundunuz. Siyasi boyutu hiç yok 15 Temmuz'un. Çünkü siyasilere hala hiç dokunulmadı. Siyasi boyutu yoktur 15 Temmuz'un hala. Ne yani, düşünüyorsunuz bu konuda Nihal Hanım? Biraz bunu anlatabilir misiniz? Bakın, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti her konuda FETÖ'cülüğün var olup siyasette hiç var olmaması, yani hepimizi çok şaşkına uğratan bir durum. Yani 15'te FETÖ'cü emniyet mensubu var, FETÖ'cü vali var, FETÖ'cü asker var. Fakat nasıl olduysa siyasileri hep geçiyor FETÖ. Aklınıza alıyor mu sizin bunu lütfen bir haberci olarak? Beni almıyor. O yüzden siyasi boyutu yok FETÖ'nün. Hala siyasilere dokunulmadığı için boyutunu dahi ölçemiyoruz. Neler yapılması gerekiyor Nihal Hanım? Bir defa dokunulmazlık kalkmalı. Siyasiler dokunulmazlık koruması altındayken zaten siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ben hangi bir siyasiye dava açabilirim ki elimde onlarca siyasiyle ilgili FETÖ bağlantısı vesaire dosya var, durum var, ihbar var, bilgi var. Ama hangilerine dokunabiliyoruz? Veya bugün Türkiye'de hangi avukat, hanımefendi,
hangi avukat gidip de bir siyasi için dava açabilir? Bunlar zaten bizim hepimizin cevabı malum sorular. Nihal Hanım, şunu sormak isterim size aynı zamanda. Siz mücadeleyi bir kenara da bırakmadınız. Mücadeleye de devam ediyorsunuz. Bulunduğunuz... Herkes bana da şunu söylüyor. Kendini düşünmüyorsan iki tane olduğunu düşün. Onlara zarar verilir. Yani gerçekten bu kadar gözü kara ve bu kadar eşkıya mıyız? Ne demek benim evlatlarıma zarar verilir? Ha buradan da ben herkes de biliyor benim evlatlarıma veya bana zarar verilirse ben şimdiden onların hepsini hem Allah'a hem de Türk milletinin vicdanlarına ve adaletine şey yapıyorum, emanet ediyorum. Çünkü eğer böyle bir durum olursa bilin ki verdiğim mücadeleden dolayı bize bir zarar gelmiştir. Evet Nihal Hanım, az önce dediniz ki biliniyor, emniyette var da siyasette mi yok, askeriye de var da siyasette mi yok. İlkokul öğretmenlerinde bile var. Evet. Peki. Yani milli eğitimde var, poliste var, yani iş adamlarında var, iş dünyasında var, bilim dünyasında var. Peki nasıl oluyor da hiç siyasete girmiyor? Peki bu konuyla ilgili belgelerin olduğu da söyleniyor, bağlantılara ait tapelerin ya da belgelerin olduğu söyleniyor. Bunların açıklanması ile ilgili bir girişim var mı? Nasıl? Bunların açıklanması gerektiğini düşünüyor musunuz? Hayır yani hayır açık yani şu anda onların hiçbirisini açıklayamazlar. Neden? Çünkü onları yargılayacak. Bakın ortada ölümle sonuçlanmış bir 15 Temmuz var. 251 ölüm ve binlerce ağır gazimiz var. Yani siz gazilik deyince böyle kurşun bir yerini sıyırdı geçti falan diye anlıyorsunuz. Çok ağır durumda olan gaziler var. Bütün bunlara rağmen yargılamaların zaten ortada durumu. Şimdi bütün bu elimizde bu kadar somut olaylar varken bu işler böyle yargılanıyorsa peki sonra nasıl yargılanıyor? Ya bu siyasilerle ilgili nasıl bir gerçek ve adaletli yargılama bekliyorsunuz siz? Sadece ben elimdekileri vermiş, paylaşmış olurum ve ona göre de gardlarını alırlar. Öyle değil mi? Peki. Sayın Nihal Olçok. Sadece kendimi gündeme getirmiş olurum ama sonuç itibariyle hiçbir sonuca ulaşılmamış olur. O yüzden bu bugün yapılabilir, yapılması gereken bir davranış değil. Davranış olmadığına inanıyorum. Peki Sayın Nihal Olçok, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet haberlerimize devam edelim. 15 Temmuz anması için düzenlenen etkinlikler.